Evet. Şimdi sıra bende. Bu oyun böyle oynanır aslanım. Ama hepsini vuramadın ki. Evet. Hem oyun bitmeden neden hepsini topluyorsun? Bana bakın. Ben kazandım diyorsam öyledir, anladınız mı? Hem oyun oynayalım, oyun oynayalım diye ısrar ediyorsunuz, işimi gücümü bırakıp sizi eğlendiriyorum. Hem de mızıkçılık yapıyorsunuz. Alın şu aptal toplarınızı da başınızı çalın. Of, onunla oynayan da kabak zaten. Hadi biz kendimiz oynayalım. Tamam. Aptal oyuncaklar, ne olacak? Aa, nerede bu kulina? Yüce konseyi çağırdı. Apar topar gitti. Bigudilerini bile çıkaramadı. Yüce konsey mi? Bak şimdi merak ettim. Neden çağırmışlar biliyor musun? Bilmiyorum. Hem bilsem de söyleyemem. Kulina senin ne dedikodu yapmamı yasakladı çünkü. Güzel kuş. Minik kuş. Soylu kuş. Ben dedikodu yapalım demiyorum ki. Sadece neden çağrıldı merak ettim, o kadar. Güzeller güzeli. Gerçekten güzel miyim ben ha? Bucu 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 bucu. Hem de nasıl? Dünyada bile senin kadar güzel tüylü, güzel sesli bir kuşa rastlamadım. Gerçekten mi? Ne yani, benim sesim güzel mi ha? Hem de nasıl? Bülbüller senin yanında halt etmiş. La 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 la. La 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 la. La la la. Ay. La 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 la. Nefis bir konserdi. Kulaklarımın pası silindi. Hadi söyle bakalım. Yüce konsey neden çağırmış Kulina'yı? Nana ile ilgili bir konu olmalı ama tam olarak bilmiyorum. Kahretsin. Sonunda Nana insan olacak ve ben de böyle bakıp kalacağım. Güzel sesli kuş. Bakalım mı Nana ne yapıyor diye. Hadi bakalım. Ya kafana takma Nana. Hey heyler üzerinde. Geçen gün bütçeyle ilgili bir şey soracak oldum. Neredeyse dövecekti beni. Bugünlerde nedense çok sinirli. Herkesi kırıp geçiriyor. Ya bir konuşsana Hakan, derdi neymiş öğrenelim. Şu sıralar hiç değişmeyip kendi haline bıraksak bence daha iyi. Evet. Kendi kendine delirsin Dursun bakalım. Aa! Nereye kadar? Şunlara bak. Bir de utanmadan oturmuş beni çekiştiriyorlar. Gösteririm ben size. Maşallah, bakıyorum da keyfiniz pek yerinde. Tezgahı kurdunuz, beni çekiştiriyorsunuz, öyle mi? Ne ilgisi var canım? Aptal değilim ben Hakan. Konuştuklarınızı duydum. Güzel, o halde son günlerde garip davrandığını kabul et o zaman. Nana garip davranınca sevimli oluyor. Ben garip davrandığım zaman deli oluyorum, öyle mi? Neden konuyu Nana'ya getirip duruyorsun? Bil bakalım neden acaba? Belki bulursun. Hayda. Ben gitsem iyi olur. Ortam daha fazla gerilmesin. Yok canım, otur lütfen. Takma. Koskoca kadın böyle çocuk gibi davranmaya hakkı yok. Tra la la, tra la la, tra la la la. Tra la la, tra la la, tra la la la, tra la la la. Yazık. Bu kadının durumuna çok üzülüyorum. Nana yine delirtmiş onu. Ah, bir bilsen Nana'nın kim olduğunu. Bir dakika. Tabii ya. Bu neden daha önce hiç aklıma gelmedi? Bu işin çok kolay bir yolu var. Merak etme Simge kızım. Şakire teyzen senin derdine çare bulacak. Hiç merak etme. Görüşürüz. Bir şey yapmadım kızım ya, gıcık etmesene adamı. Emre? Efendim öğretmenim? Sene başında belirli gün ve haftalarla ilgili bir görev dağılımı yapmıştık. Ama siz üzerinize düşen görevi yapmadınız. Nasıl yani? Yaşlılar haftası kutlandı bitti. Ama siz hala bir etkinlik yapmadınız. Gözümden kaçacağını mı düşündünüz yoksa? Öğretmenim, ben hatırlatmıştım ama... Hiç de bile. Ne zaman hatırlattın Rüzgi Hanım? Tamam çocuklar, tamam, tartışmayın. Sadece iki gününüz var. Hepinizden bu konuyla ilgili yaşlı bir yakınınız ya da akrabanızla konuşarak
Onun sıkıntılarını, beklentilerini içeren bir sunum hazırlamanızı bekliyorum. Hadi bakalım, kolay gelsin çocuklar. Ben nakmışı anlatacağım. Bir dakika Özge. Hadi Yağmur'u anladım. Ama sana ne oluyor? Bakmış senin yakının falan değil. Neden değilmiş? Bal gibi de yakınım. Ben bakmış konu olan sunum yapacağım işte. Gıcık! Yani. Ucuz kurtulduk. Bunu içince pamuk gibi olacaksın Simgeciğim. Ve doğru hop oyuncaklar dünyasına. Simge gel inat etme, benim doktorun numarasını vereyim sana. Senin doktorun mu? Evet, yani volkanlarımız bozukken gitmiştim. Of yeter Merve, kapat artık şu konuyu. Doktora falan gitmeyeceğim, anladın mı beni? Merhaba kızlar. Aa, Şakire teyze nerelerdesin ayol? Ya başka biri geliyor temizliğe. Üstelik fal bakmayı da bilmiyor, hiç çekilmiyor yani. O benim akrabam. Arada bazen o gelecek. Köye gitmiştim de bir tarla işi falan vardı. Bu elindeki ne Şakire teyze? Özel bir çay. Yatıştırıcı özelliği var. Senin için getirdim güzel kızım. Aa, herkes beni deli yaptı canım. Merve, yoksa sen mi çağırdın Şakire teyze? Yoo, tövbe tövbe ya, daha neler. Ben kına gecemden beri ilk defa görüyorum Şakire teyzeyi. Kızım, yerin kulağı vardır. Duydum ki bu aralar biraz gerginmişsin. Şu çayı iç bak, ne kadar iyi geldiğini göreceksin. Ben bilmediğim şeyi içmem. Aa, kendi ellerimle kaynattım benim güzel kızım. İçinde 9 çeşit ot var. Mavi ormandan topladım. Mavi orman mı? Aman, aman tarafında bir yer. Mavi orman diyorlar. Bak kızım, bu her derde deva. Bağırsaklarını çalıştırır, kan yapar, sinirlerini gevşetir. Ya. Ay aman, iç işte Simge, ne olacak, ot işte. Doğal yani. Belki yararı olur değil mi? Aa, olmaz olur mu güzel kızım? Benim adam bunu içtiğinden beri melek gibi maşallah. Bir kanatları eksik. Aman Simge ölmezsin, iç işte şunu. Of, ay şiştim vallahi ha. Tamam ver şunu. Aferin içeceğim. Benim güzel kızıma. Maşallah. İç. Oh, şifa niyetine iç. İç. Ay. Kendini nasıl hissediyorsun? Yani bilmem, pek bir değişiklik yok gibi. Şimdi tesir eder güzel kızım. Ah, hadi bana müsaade. Daha yapacak çok işim var. Kalın sağlıcakla. Kalmamaya da uğra Şakire teyze. Öpüyorum seni çok. Uğrarım güzel kızım, uğrarım. Maşallah. Ay, bu kadının verdiği şey çok iyi geldi bana. Böyle kendimi deniz kenarında, sanki dalgaların sesini dinleyerek güneşleniyormuş gibi hissediyorum yani. Oh, pek güzel. Bak gördün mü, işe yaradı işte. Ne de olsa eski toprak. Biliyor işte bu işleri. Merveciğim, bugün seni çok kırmadım değil mi? Boş ver canım, önemli değil. Sen sakinleştin ya. Ben çıkıyorum canım, evde hiçbir şey kalmadı. Biraz market alışverişi yapacağım. Tamam canım, yarın görüşürüz. Görüşürüz. Ay aman, ne aptalım ya. Değer mi aptal bir köylü kızı için canımı sıkmaya, değil mi yani? Ay bir tuhaf oluyor. Gözümün önünde bir şeyler uçuşuyor sanki. Ay içtiğim şeyin yan etkisi mi acaba? Gıcıklık yapmasana ya. Makbuş benim makbuşum. Yani. Size ne? Ben makbuş anlatacağım işte, o kadar.
İlk önce benim aklıma geldi. Hiç de bile. Çocuklar biraz sakin olun ama. Çocuklar ne oluyor bakayım? Müdür yaşlılar haftasıyla ilgili bir ödev verdi. Yakınımızdaki bir yaşlıyla konuşup onun dertlerini, sorunlarını, isteklerini anlatan bir ödev hazırlayacağız. Ne var bunda kavga edecek? Üçümüz de seni anlatmak istiyoruz. Kavga çıkıyor işte. Ben yaşlı mıyım aşk olsun? Herhalde yani şaka gibi. Yok öyle demek istemedik bakmışsın. Değilsin tabii de. Yakınımızdaki en büyük olan sensin ya o yüzden. Özge de seni anlatmak istiyor. Ama sen bizim makbuşumuzsun, onun değil. Tamam canım, kavga etmeyin. Bende hepinizin ödevine yetecek kadar malzeme var. Hiç merak etmeyin. Tamam o zaman ben Nana'yı yazarım. Nasıl Sloba? 100 yaşında. Ne? Emre çok şakacısın. Ya Emre gerçekten de çok şakacısın. Galiba. Ay, belki de bir doktora gitmeliyim. Uf, şimdi de halüsinasyonlar görmeye başladım. Deliriyorum herhalde. Bu gerçek olamaz. Bu da ne? Yoksa burası bir yere mi açılıyor yoksa tıpkı filmlerdeki gibi? Simge, nerede bu ya? Neyse. Ay. Ah Şakire teyze, ah ben sana gününü göstermez miyim ya? Ay bu nasıl bir halüsinasyon ben anlamadım ki. Hakan. Hakan bana yardım et. Hakan ya lütfen beni kurtar. Merhaba. Sen de kimsin be? Yaklaşma bana. Ben uzak doğu sporlarını çok iyi bilirim. Korkma. Sana bir şey yapmayacağım. Söyle o zaman. Nasıl geldim ben buraya? Yoksa bu bir kamera şakası mı? Ha? O da ne? Neredeyim söylesene bana. Burası oyuncaklar dünyası. Oyuncaklar nesi? Dünyası. Şu Nana'nın ikide bir bahsettiği yer olmalı. Güzel. Yavaş yavaş anlamaya başlıyorsun. Peki burası gerçek mi? Yani ben hayal falan görmüyorum öyle mi? Nana'nın burayla bir ilgisi var mı? Kuralları çiğnemek istemem. Bu konuda konuşmamız yasak. Yoksa sonsuza kadar cezalandırılırım. Ama sen biraz araştırırsan gerçekleri kolayca bulabilirsin. Çabuk söyle bana. Nana'yı tanıyor musun? Ha. O da burada mı yoksa? Bunu kendin bulmalısın. Benden bu kadar. Ali ve Derçi. Olamaz, olamaz, olamaz. Allah'ım aklımı kaçırıyorum galiba. Nana'ya olan nefretim beni ne hale getirdi? İnanamıyorum ya. Of. Ama dur bir dakika. Şu yaratığın söyledikleri ya doğruysa? Nana'nın tüm garipliklerinin de beni her seferinde alt etmesinin sırrı belki de burada saklı. Ha? Neyin var çocuğum? Bilmiyorum Yüce Kulina. Sabah kalktığımda iyiydim. Birden böyle oldum.
Kendimi çok halsiz hissediyorum. Sürekli uyumak istiyorum. Bir de ellerimle ayaklarım sanki benim değilmiş gibi geliyor. Ne dedin? Ellerimle ayaklarım sanki başkasına ait gibi. Hissetmiyorum. Hay aksi, şimdi ne olduğunu anladım. Getir bakayım elini. Aa, neler oluyor Kulina? Aslında bu benim hatam. Bu işi bu kadar geciktirmemeliydim. Son güne bırakmışım, onun için böyle oldu. Neyi son güne bırakmışsın? Senenin belli günlerinde sizin yaş ayarlamalarınızla ilgili yapmam gereken küçük bir işlem var. Bugün de senin günün, onu unutmuşum. Tam zamanı. Öğrenelim bakalım şu saatlerin yerini. Hiç korkma, şimdi gidiyorum. Birazdan hiçbir şey kalmayacak, tamam mı? Merak etme. Korsanın saatini ayarlamayı unutmuşum. Olacak şey değil. Konsey üyelerinden biri bunu duyacak olursa ay yandım resmidir. Dur bir dakika, dur bir dakika. Ben seni tanıyorum. Nana'nın akrabası değil misin sen? Çabuk bana neler olduğunu anlat. Çabuk diyorum sana. Bu da nereden çıktı şimdi? Rüya görüyorsun hayatım, rüya. Nereye gittin be? Çabuk geri gel. Kulina'yı kaybetmemeliyim. Buraya gel dedim sana. Buraya gel, çabuk bana neler olduğunu anlat. Ya buraya gel dedim sana. Of, Simge buraya nasıl geldi acaba? Neden düşünüyorsam tabii ki şoker. Bu sefer elimden gerçekten çekeceği var. Bak gerçekten. Ay, önce şu korsanın saatini ayarlayayım da. Yaşında görününce ne yapacaksın Nanacık? Çok eğlenceli. Burası ne kadar da karanlık. Çok tırsıyorum. Bakmasana ya. Aman tamam tamam tamam. Peki ama neden bize verilen ödevde makbuş o yazıyor onlara? Gıcık da ondan. Bir de tüm soruları biz sorduk. Kopya çekmiş olmuyor mu şimdi? Sussanıza ya, kafam karışıyor. İyi aman aman sustuk. Nana ya, ben seni yazmak istiyorum. Ama Emreciğim, bu çok tehlikeli olmaz mı sence? Yani asıl yaşımı kimse bilmemeli. İyi de makbuş çevremizdeki tek yaşla bu ödevi yapamayacağız o zaman. Evet, üçümüz de onu yazarsak çok saçma olur. Nana, peki sen kendini yaşlı hissediyor musun? Hayır tabii. Zaten bir anlamı olmaz o zaman seni yazmanın. Yani. Ödevim bitmek üzere. Aferin başkıcık. Gıdıklandım. Yüzüme bir şey batıyor gibi. Bir şey var mı yüzümde? Evet. Dört koldan sıkıştırdım seni. Bakalım bu kez kendini nasıl kurtaracaksın? Ya da nasıl kurtulamayacaksın? Emre, ne yapıyorsun? Yaşlılarla ilgili bir araştırma.
kimseyi bulamazsam araştırmamı sunarım ben de. Aman ne akıllıca. Araştırma yapın demedi müdür. Tanıdığınız birini anlatacaksınız dedi. Sen kendi işine baksana. Acaba Hulusi'nin dedesini mi yazsam? Ama Hulusi yazar onu. Aa, bak Yağmur. Geçen gün aradığın Tokan buradaymış. Gördün mü? Bak bulduk işte. Nana. Ney? Nana sen yaşlandın. Yaşlandın mı? Hı. Nasıl yani yavrum? Bilmiyorum ama yaşlısın. İşte şimdi yandık. Ne yapacağız biz ya? Ya sessiz olsanız da dikkatimi dağıtıyorsunuz. O zaman evine git. Sessiz sessiz orada çalış. Gitmeyeceğim işte. Ya bana ne olmuş böyle? Şeyi çağırmalıyım, şeyi. Neydi onun adı? Kulina, Kulina. He? Kulina. Hayır Nana, şimdi olmaz. Bir dakika, önce onu dışarı çıkaralım. Bitti. En sonunda Makbuş huzur evine gitmesi gerektiğini anlıyor. Tıpkı gerçek hayatta olduğu gibi. Çok konuşma, bu asla olmayacak. Bal gibi olacak. Siz neler çeviriyorsunuz orada? Sana ne? Sen kendi işine bak. Nana, ne yapıyorsun? Hayaletçilik oynuyoruz. Aman çok korktum. Sizi yakalayacağım. Açsana ya, yazını korkmadım işte. Bıraksana. Açsana ya. Bırak diyorum. Bırak, bırak. Git, bırak diyorum sana. Aman şapşallar, ne olacak? Annen de nerede kaldı ya? Emre, çok kötü bir şey oldu. Ne oldu? Ay. Kötü mü görünüyorum yavrum? Belli olmuyor mu? Üf ya. Nereye gitti bu görüntü? Acaba bağlantıyı kim kesti? Bakıyorum da burasını bulmuşsun. Nihayet geldim. Çabuk bana neler olduğunu anlat. Anlatmama gerek var mı? Görmüyor musun her şeyi? Ah şu kere. Siz uzaylısınız değil mi? Uzaylı mı? Boşuna saklama. Her şey ortada. Uzaylısınız işte. Uzaylı. Evet, öyle de denilebilir. Nana da sizin casusunuz, öyle değil mi? Bravo sana. Aynen öyle. Amacınız da dünyayı ele geçirmek, öyle değil mi? Hiç fena fikir değil hani. Ama buna engel olacağım. O salak Nana'nın da maskesini düşüreceğim. Göreceksiniz. İyi olur. Dünya için büyük bir iyilik yapmış olursun böylece. Tabii benim için de. Ya burada az önce bir görüntü vardı. Sonra birdenbire kayboldu. İstediğin görüntü olsun. Ay Özge, canım yavrum benim. Ay aman Allah'ım. Aa, bu Nana değil mi? Niye öyle garip bir maske takmış? Kim bilir, maskesini düşüreceğim demedim mi? Düşür işte. Yeter artık. Bak yine oldu işte. Görüntü yine gitti. Dur bakalım. Görürsün şok. Gel bakayım buraya. Kulina yapma ya. Ne oluyor ya? Canım yanıyor ama. Şoker efendi. Yaptıkların hesabını sormaz mıyım ben sana? Ne oluyor ya? Ben ne yaptım şimdi? Sus, bir de numara yapma bana. Ne oluyor sana be? Biraz daha burada kalacak olursam delireceğim. Aklımı kaçıracağım vallahi. Çabuk bana nasıl geri döneceğimi söyle. Bir an önce gidip Nana'yla yüzleşmek istiyorum. Ayol patladım bu kadından. Dır dır dır. Amma da çene varmış bu kadında. Ben
seni ne yapayım Şoker'a? Söyle bana. Artık bazı şeyler için çok geç Gulina. İstediğini yapabilirsin. Simge dünyaya dönünce Nana ile ilgili her şeyi anlatacak. Sen iyice yoldan çıktın. Sana nasıl bir ceza vereceğimi sonra düşüneceğim. Önce Nana ile ilgilenmem gerek. Oyuncak yaşı saatiyle oynadın değil mi? Evet, oynadım. Ne var? Ama korkarım saati düzeltemeyeceksin Kulina. Nedenmiş? Git de kendin gör canım. Eğer o saate bir zarar verdiysen işte o zaman elimden çekeceğim var Şoker. Seni mavi ormanda yaşayan timsahlara atayım da gör gününü. Aman çok korktum. Görüşeceğiz senle, görüşeceğiz. Güle güle, iyileydim. Mavi ormanda timsah var mıydı ya? Galiba vardı. Dostum! Ay, tövbe estağfurullah. Üstüme iyilik sağlık. Hani bunu çocuklardan biri yapsa olur da koskoca kız. Ne işin var maskeyle muskeyle? Suç onda değil ki. Biz ısrar ettik. Oyun oynadık işte makbuş. Şaka gibi. Hadi artık çıkar şaptan şeyi. Yemek yiyoruz şurada. Görüntü köleliği yapıyorsun. Asıl en büyük kirlilik sensin gıcık. Emre ayıp oluyor ama. Ay nefesim daralıyor vallahi seni öyle gördükçe. Neden makbuş? Bence çok güzel. Ay oh. Eyvahlar olsun şu zaten haline bak. Ben bunu nasıl tamir edeceğim şimdi? Yok yok buna daha fazla dayanamayacağım. İçime fenalık geldi. Sen de çok sıkılmışsındır herhalde. Gel buraya. Ya, bırak baba. Baba hayır. Dur şimdi halledeceğim. Hayır. Yapma değil. Hayır baba. Babacığım yapma. Baba. Baba ya yapma. Baba bana gamze ediyor ya. Bir şey olacak. Yapma. Anladım canım. Hayır. Bir şey olmaz. Ben sana yenisini alırım dedim ya. Babacığım babanın canı acıyacak ama. Evet. Baba lütfen yapma. Bir şey olmaz. Yapma. Çıkar evladım çıkar. Baba. Baba. Ya karışmayın bir ya. Aa, çıkaracağım. Ay ay çık. Yapma. Çık hadi. Ay ya. Çık. Oldu işte. Şey, Hakan, bunu nasıl açıklayacağımı bilmiyorum. Aslında çok yaşlı ve kötü göründüğümü biliyorum ama. Yaşasın. Çok güzelim, çok gencim, çok güzelim. Aa, inanamıyorum. Tam bir çocuk bu ya. Yani herkes bu evde çıldırmış ha. Teşekkürler Kulina. Tam zamanında yetiştin. Nasıl? Becerebildin mi? Sana ne? Ha. Ah Şoker ah. Ben seninle ne yapacağımı şaşırdım kaldım. Ama bu kez cezan çok büyük ona göre. Ne oldu Kulina? Nana eski haline döndü mü? Bir şeyler yaptım ama umarım işe yaramıştır. Bir bakayım. Ay, hadi Nana dön yüzünü. İşe yaramadı bence. Moruk Nana ne olacak? Terbiyesiz sussana. Ha. Hiç olmazsa Nana eski haline döndü. Ne yapacağız şimdi? Çok güzel. Bırak da dünyaya gidip gördüğü her şeyi bir çırpıda anlatıversin. Yapma ya. Canım yanıyor ya. Beter ol beter. Ay ne yapmalı ne yapmalı? Bu sevgiden nasıl kurtulmalıyım? Buldum galiba. Ne buldun? Sana ne? Sen mavi ormandaki büyük dişi timsahları düşün. Timsah var mıydı orada ya? Of, hatırlamıyorum. Var mıydı, yok muydu? Var mıydı, yok muydu? Yok. Yoktu galiba. Çok tırsıyorum!
Gördün mü başımıza geleni? Ne yapacağız şimdi? Ne? Hani düzelmiştim. Neden yine yaşlandım? Ne bileyim evladım. Sizin bu işlerinize aklım ermiyor ki benim. Hakan neredeyse gelir. Senin çocukların odasına gitmen lazım. Ne? Ocağa mı girmem gerek? Yukarı diyorum. Çocukların odasına gitmen gerek. Ne? Hadi. Dur da yol. Aniden çekme. Benim başım dönüyor. Yaşlıyım. Ya gördün mü nasılmış? Özge oradayken nasıl geçeceğiz? Özge de kim? Ah, buna mısın sen ayol? Ne? Özge, Simge'nin kızı. Markuş, ben tatlı istiyorum. Eyvah, ne yapacağız? Ay. Bu da ne be? Bir şeyler alacaktı da. Şaka gibi. Nana, çekilir misin? Oradan tatlı alacağım. Sen git kızım, ben getiririm. Hayır, kendim almak istiyorum. Ne çeviriyorsunuz siz bugün? Hadi Nana. Cildine yoğurt iyi geliyormuş da. Hadi kızım, çık yukarı da yüzünü yıka, hadi. Şaka gibi. Annem haklı valla, bu kız gerçekten de deli. Ne oldu? Sormayın kızım, gene yaşlandı. Hadi hemen yukarı çıkaralım. Hadi hemen hemen. Tamam hadi. Yavrum yavaş. Hadi Nana gel. Bak. Of, bu annem de nerede kaldı ya? Hakan, neden beni dinlemiyorsun? Bu gördüklerim gerçekten rüya değildi. Of. Simge, saçmalama Allah aşkına. Ne dediğinin farkında mısın sen? Ne yani, bana inanmıyor musun Hakan ya? E nasıl inanayım? Ne oldu anne? Ah kızım, beni uzaylılar kaçırdı. Nana da onların casusu. Anne, iyi misin sen? Buna çocuklar bile inanmaz Simge. Rica ederim, kes artık. Anne, benim çok uykum geldi. Hadi gidelim. Ay, neden kimse beni dinlemiyor ya? Vallahi delireceğim şimdi. Bence delirmişsin bile. Hakan, ben ne dediğimi biliyorum. Kaçırıldım diyorum sana. Nana da uzaylı bir ajan. Simge, 2 saat kapıyı çaldım. İçeride uyuyordun işte bal gibi. Sen açmadın mı kapıyı bana? Evet ama şey, bak şimdi. İş yerinde temizlikçi bir kadın var. Şakire teyze. Bana bir ot kaynattı. Ondan sonra da kendimi böyle uzaylıların arasında buldum. Bilmediğin şeyleri içersen böyle kabuslar görürsün işte. Ama gerçek gibiydi. Demek uzaylılara... Nana da onların ajanı, öyle mi? Bir uzaylı yapmadığın kalmıştı kızım. Ya Hakan ya! Dalga geçmesene! Hani düzelmişti? Neden yaşlandı yine? Aman ne bileyim kızım. Hemşire, ben sizi pek yordum. Kalkayım artık. Otur otur. Ay, bunda aklı bir gidip bir geliyor. Ne? Kim nereye geliyor? Hakan mı geliyor? Demek 100 yaşına gelse Hakan'dan başka bir şey düşünmeyecek. Ne yapacağız şimdi? Kulina. 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 Bağırmayın be. Benim kafam kaldırmıyor. Kulina. 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 Ay, ay bir rahat huzur yok. Başımı alıp başka gezegene taşınacağım. O olacak vallahi. Kulina. 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 Olamaz. Nana yine yaşlanmış. Kulina. Ay Joker, kızın saatini iyice bozdu herhalde. Kulina. Duymuyor musun bizi Kulina? Hadi anne, gidelim artık. Bir dakika, bir dakika. Nana nerede? Simge, yeter artık, uğraşma şu kızla. Yukarıda değil mi? Evet. Simge. Ya sadece görmek istiyorum ben onu Hakan, o kadar. Aa. Bu rüyanın etkisinden kurtulmazsan buluşacağız ona göre. Simge. Umarım. Biraz daha bağıralım mı? Yok. Bu saatte rahatsız etmeyelim isterseniz. Sabah çağırırız. Hemşire, benim canım portakal istiyor. Hadi git soy. Hayda. Ay, ne var canım? Ay. Eyvah. Hadi çocuklar, hadi. Hadi çocuklar, kaldıralım. Hadi. Kadın, çekiştirme. Ay. Benim tansiyonum dur, var. Dur. Ya ne yapacağız? Dur. Gel gel. Ay, ne yapacağız şimdi? Nereye saklayalım? Simge lütfen. Kıza güldüreceksin bak kendini. Hiç de değil. Komik duruma düşüyorsun hadi ama. Aptal bir köylü kızına mı komik duruma düşeceğim? Aslında bence o bir uzaylı ama sen bana inanmıyorsun. Çekil. Simge, senin sinirlerin gerçekten bozulmuş. Öf.
Ne yapacağız biz? Simge geldi. Nana nerede? Ne yapacaksın kızım Nana'yı? Bir şey yapmayacağım. Sadece görmek istiyorum, o kadar. Yoksa bizden bir şey mi saklıyorsunuz? Yok evladım, ne saklayalım? Çocuklar, peki siz? Hayır, hayır. Ama siz onun işbirlikçisisiniz, öyle değil mi? Anlamadım. Tabii, işinize gelmeyince anlamazsınız. Simge, rica ederim ama. Babacığım, Simge ablanın nesi var? Şey çocuklar, Nana sizin yanınızda değil miydi? Buradaydı Sabir. Peki şimdi nerede? Yok olup uzaya mı uçtu yoksa? Uzaya mı? Yoksa burada mı? Hava çok güzelmiş. Harika bir lodos var. Oh yarabbim. Seni bu halde görmek ne güzel. Ne demek istedin sen şimdi Mahpuş? Yani mutlu olduğuma sevinmiş kendisi. Rahatladın mı şimdi? Tabii ki hayır. Yavru benim gördüğüm sen de görüyor musun? Maalesef evet. Çocuklar bakın kim geldi. Kim babacığım? Nana'nın anneannesi. Nana'nın anneannesi mi? Torun Nasret'ine dayanamamış tek başına gelmiş. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Ver o darol yavrum. Hadi çocuklar otursanıza. Hadi çocuklar geçin geçin. Merhaba. Merhaba. Ay biz geldik. Hoş geldiniz. Kahvaltı mı yapıyorsunuz ya? Buyurun sofraya. Biz kahvaltımızı yaptık. Aa, bu teyze de kim ya? Nana'nın anneannesi. Yakında Nana tüm akrabalarını buraya toplayacak anlaşılan. Oh, gel keyfim gel. Hadi çocuklar, geç kalıyoruz. Teyzeciğim, ben işe gidiyorum. Ne? İşe işe. Güle güle. Hemen gel ama olur mu? Özlerim seni sarı fırtına. Ay torunundan çektiğimiz yetmiyormuş gibi bir de bu yaşlı kadın çıktı başımıza. Hadi hadi. Konuşma kız. Sen oraya oturacaktın yavrum. Geldin mi Şakire teyze? Geldim kızım, geldim. Ay işe yarayacak mı dersin? Oraya tekrar gitmek istiyorum. Hiç merak etme. Peki sence benim bu gördüklerim rüya mı? Bunu kimse bilemez. Belki de zihnin sana gerçekleri gösteriyor. Ver şunu ver. Bu kez kesin Nana'nın gerçek kimliğini öğreneceğim. Hissediyorum bunu. İnşallah, inşallah. Şanslar sana Simge Hanım. Güzel. Akla karayı seçtim konsey üyelerini ikna edene kadar. 100 tane soru soruyorlar. Niye öyle olmuş, nasıl olmuş? Ne yani kızcağız hep böyle çirkin mi kalsaydı? Neyse ikna oldular sonunda gece yarısı düzelecekmiş. Ay ona da şükür artık Nana biraz idare etsin ne yapayım? Ay, saçım başım nasıl acaba? Ay yine mi sen? Benden bu kadar kolay kurtulabileceğini mi sandın? Tabii Şoker serbest kalınca ilk işi seni tekrar buraya göndermek oldu öyle değil mi? Çabuk bana Nana ile ilgili gerçekleri anlat. Hemen. Burası oyuncaklar dünyası. Ben de baş peri Yüce Kulina. Peki ya Nana? Bunu asla öğrenemeyeceksin güzelim.
Nana nerede? Anneannesini götürmeleri için akrabalarıyla görüşmeye gitti. Canım kadıncağızın ne zararı var? 2-3 gün kalsaydı bari. Yük olsun istemedi herhalde. İsabet olmuş. Yorulduysanız biraz dinlenin isterseniz. Ne? Yani yorulduysanız biraz dinlenin isterseniz dedim. Senden yorulunur mu evladım? Yatın isterseniz diyorum. Aa, çapkın, birlikte mi yatalım? Çapkın gitti. Neyse Hakan'cığım, bırak oturuyor işte. İyi. Nana'nın bir şeyler çevirdiğini kanıtlamanın zamanı geldi artık. Simge rica ederim. Simgeciğim şu ufak ufak deliriyor galiba. Simge, senin için endişelenmeye başlıyorum. Korkarım sen artık rüyayla gerçeği ayırt edemez hale geldin. Rüya demek. Peki? Buna ne diyeceksiniz? İşte kanıt. Neyin kanıtı bu? Tarak değil mi o? Evet ama normal bir tarak değil. Bunu ben oradan getirdim. Uçuyor. Of Simge. Ya bir dakika. Bu tarak sihirli. Sihirli mi? Anne lütfen şaka gibi. Dur kızım. Bir bakın. Bak uçuyor. Bravo. Ama bu sihirliydi vallahi billahi. Of sihir. Ya uçacak. Aa, ben gördüm. Ne yapıyor bu kadın be? Ay üstüme iyilik sağlık. Simge yeter sakin ol. İstersen bir psikoloğa gidelim. Ne dersin canım? Ya saçmalamayın ya. Deli değilim ben. Hepiniz bir oldunuz Nana'yı savunuyorsunuz bana. Bu tarak sihirli. Uçuyor diyorum. Gözümle gördüm. Kızım pazarda 1 milyona satıyorlar bunu. Neresi sihirli? Tamam. Gel benimle Simge. Sanırım son zamanlarda çok yoruldun. Hadi. Hayır. Vallahi kanıtlayacağım. Uçuyor. Başımı ağrıttın be. Anneciğim. Hadi Simge lütfen. Hastaneye gidiyoruz. Sinirleri ya, çok yıpranmış. Hakan saçmalama Hakan. Hadi. Ben gayet hadi. İyiyim. Hadi. Ya niye bana inanmıyorsun? Anneciğim hadi. Lütfen ya. Hadi. Lütfen. İyi sen aslan. Tamam be. Şamata. Uykum var benim be. Hadi çocuklar. Siz de yukarı yatın artık. Makbuş Nana'nın bu yaşlı hali ne zaman düzelecek? Ah evladım nereden bileyim? Evladım. Nasıl oldu Simge? Sakinleştirici bir iğne yaptılar. Evine bıraktım. Uyuyor şimdi. Yazık kadına. Kafayı yedi. Nana'yla bozmuş. Hayırdır? Uyuyakaldı burada. Ben de rahatsız etmeyeyim dedim. Hadi evladım. İyi geceler. Ben de yatayım. İyi geceler Makbuş. Ah teyzeciğim, torununla konuşmak da seninle konuşmak kadar zor. Senin kulakların duymuyor, onun da yüreği. Bazen diyorum ki kendi kendime açık açık söyle her şeyi. Al karşına, gözlerini dik gözlerine. Senden çok hoşlanıyorum de. Ama nasıl söylerim? Ah teyzeciğim işim çok zor. Neymiş o zor olan? Ah! Sen ne arıyorsun burada? Anneannen nerede? Gitti o. Neymiş zor olan? Söylemeyecek misin? Sen benim söylediklerimi duydun mu? Yok. Ben diyordum ki... Evet ne diyordun? Ben... Evet sen? Boş ver. Önemli değil. Hepsini duydum zaten. Ne? Duydun mu? Duydun mu? Doğruyu söyle. Evet. Evet.